Dostlar, burası sizde hep beraber. Doğayı temiz tutalım, temiz balık yiyelim. Yetmedi mi bu kadar yedikleri? Yetmedi mi bu kadar yedikleri? Burada bulunan ve yüreği bizimle atan bütün insanlarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Seferihisar yalnızca İzmir'in değil, Ege'nin değil, Türkiye'nin en doğal, en bakir, en güzel yaşam alanlarından biri. Seferihisar'da binlerce yıldır yaşayan insanlık bu doğayı korumuş, bu denizi korumuş, yeşilini korumuş ve bugünlere bizlere armağan etmiştir. Bize düşen görev, gelecek nesillere temiz bir deniz, güzel bir doğa, yakışan bir Seferihisar bırakmaktır. Doğa, çevre dostu olmak için bir siyasi parti mensubu olmanıza gerek yok. Herhangi bir parti de olabilir. Burada birçok siyasi partinin ilçe başkanları var şu anda. Birçok farklı görüşte olan insanlar var. Ama bir şeyi ortak söylüyoruz ve ifade ediyoruz. Bu işe yıllarını vermiş hukuki mücadelelerde Şehrazat Mercan avukatımız, İsmail başkanımızla birlikte kaçıncı dava, kaçıncı sonuç almamız. Ancak gelin görün ki bundan 3 yıl önceki, 5 yıl önceki mahkemeler, hakimler, savcılar aynı hakimler değil. Her geçen gün Türkiye'de adalet mekanizması baskı altında, hakimler baskı altında olduğu için sonuç almak her geçen gün zorlaşıyor. Peki nasıl yapacağız? Birlikte yapacağız arkadaşlar. Hep birlikte yapacağız. A partisi, B partisi, C partisi değil mesele. Biz çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için bu denizin içerisinde bu beton parçasını istemiyoruz. Hep beraber burada olduğumuz için, bir yumruk olduğumuz için, tek yürek olduğumuz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Vekillerimden tutun, siyasi partilerden tutun,
sivil toplum kuruluşlarından tutun, hepinize vatandaşlarımızdan tutun, balıkçılardan tutun. En önemlisi buydu, bunu bir araya getirdik, hep beraber burada olduk. Çünkü birlikte olmazsak o liman oraya yapılır. En kötüsü de biz denizi bugün seyrettiğimiz gibi şu limanda yine karşıdan seyretmeye devam ederiz. Bakın, yarın oraya o liman yapıldığında bu balıkçı arkadaşlar o limandan denize çıkamaz duruma gelecekler ve şunu yapmaya başlayacaklar. Zaten onların çıkmalarını istemeyecekler. Bizim orada gezmemizi istemeyecekler. Bizim orada yürümemizi istemeyecekler hiçbir şekilde. Diyecekler ki bu balıkçı barınağı burada olmuyor, bunları dışarı çıkaralım. Zaten planlarında var. Başkanım biliyor, balıkçı kooperatif başkanım biliyor. Zaten planlarında var. Üçüncü etabı, ikinci etabı oraya gelecek. Şu andaki küçük balıkçı barınağının olduğu yeri de içine koyacaklar. Ve biz denizi sadece sağcıkta kale arkası dediğimiz yerden görebileceğiz. Dediği gibi sadece sosyetenin kullanabileceği mekan haline gelmiş olacak. Ama biz Seferihisar Belediyesi olarak, Seferihisar halkı olarak deminki saydığım gruplarla yaptırmamak için her türlü mücadelenin arkasında duracağız. Her türlü mücadelenin içerisinde olacağız. Sizlerle birlikte, sizler bize güç verdiğiniz takdirde biz sizlerle beraber her türlü bu yolu yürümeye hazırız. Ben hepinize burada olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Mücadelemizde başarılar dilerim herkese.